Fotosentez yapabilen aşağıdaki organizmalardan hangisinde klorofil pigmenti kloroplast organelinde yer almaz? Yani aşağıdakilerden hangisi prokaryottur demiş. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Siyanobakteri. Fotofosforilasyonla ATP sentezi yapabilen bir hücre için hangisi söylenebilir? Acaba fotosentez mi yapıyor? Peki, klorofil pigmentine sahip olabilir. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilir. Yani ışıkla besin sentezi yapabilir. İnorganik maddelerden de organik madde sentezi yapmış olur. Yani CO2 H2O'yu mesela besine çevirebilir. Cevabımız E seçeneği. Fotosentez hızlarını çoktan aza doğru sıralayacağız. Bakın potasyum hidroksit karbondioksit tutucusudur. Bu varsa karbonik ortamdan çekilir ve fotosentez olmaz. O zaman 3 en az olacak arkadaşlar. Siz bir ortamı karbondioksitle zenginleştirirseniz tabii ki bu fotosentez hızını belli bir değere kadar arttıracaktır. O zaman 2 maksimum olacak. 1'i de araya koyalım. Cevabımız ne oldu? 2 1 ve 3. Aşağıdaki organik moleküllerden hangisi fotosentez sonucu üretilemez diyor. Hemen şıklara göz gezdirelim. Glikoz, amino asit, vitamin, yağ asidi, laktoz diyor. Ha, gözüme hemen laktoz çarptır arkadaşlar. Laktoz neydi? Süt şekeriydi. Değil mi? Hayvansal kaynaklı bir disakkarit bu. Yani disakkarit zaten hani fotosentez sonucu üretilemez. Yani mesela bitkisel bir disakkarit düşünelim. Maltoz arkadaşlar. Direkt maltoz olarak üretilmez. Bunu biz glikoz olarak üretiriz. O nedenle disakkaritler üretilmez. Zaten şu süt şekeri hiç hiç üretilmez. O nedenle cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Kloroplastın yapısı şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bakın granaları göstermiş. Burada stromayı göstermiş. C'de dış sarı, iç sarı göstermiş. Hadi şöyle oku şurada gösterelim ve buraya iç zar diyelim. Hocam klorofiller B yapısında yer alır. Evet elektron taşıma sistemi ve klorofiller burada bulunur. ATP üretimi A yapısında gerçekleşir demiş. Hayır orada tüketim olur. Karanlık evre reaksiyonlarını hatırlayın lütfen. ETS elemanları C yapısında yer alır. Hayır B yapısında yer alır. C yapısı karbondioksite geçirgen olmasaydı karbondioksit içeri giremezdi. Fotosentez olmazdı. Organik madde üretimi B yapısında değil A'nın bulunduğu ortamda. Yani stroma da gerçekleşir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Canlılarda gözlenebilen aşağıdaki olaylardan hangisi sadece fotosenteze özgüdür diyor. Su kullanımı hidroliz reaksiyonlarında da vardır değil mi? Karbondioksit kullanımı kemosentezde de vardır. ATP üretilmesi bütün canlılık olaylarında gerçekleşir. Klorofil etkinliği sadece kloroplasta yani aslında sadece kloroplasta özgüdür demek çok doğru değil arkadaşlar. Ancak ökaryot canlılarda kloroplast içerisinde bulunurken Prokaryot canlılarda sitoplazmada dağınık bir şekilde bulunarak neyi sağlar arkadaşlar? Fotosentezi sağlar. O nedenle doğru cevabımız D seçeneği olmuş olacak. ATP'nin kullanıldığı reaksiyonlarda sentez reaksiyonları olarak karşımıza çıkabilir. Yani sadece fotosentez için geçerli değil. Sadece fotosentezi özgü olan şıkkımız D seçeneği olmuş olacak. Bitki hücrelerinde gözlenen moleküllerinden bitkinin fotosentez tepkimeleri sırasında kullanılanlar ve oluşanlar. Şimdi bakın arkadaşlar ATP önce oluşur sonra kullanılır. Karbondioksit kullanılır. Oksijen oluşur. Glikoz oluşur. Bakın ne oldu? Kullanılanlar için 1 ve 2. Oluşanlar için 1, 3 ve 4. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda canlarda gözlenen bazı enerji dönüşümleri verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşmüş. Acaba fotosentez mi bu? Kimyasal bağ enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş. Bu olay solunum ya da fermantasyon olabilir mi? Olabilir. Buna göre hangileri doğrudur demiştik. X fotosentetik canlı tarafından gerçekleştirilebilir. Y tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir. Solunum ya da fermantasyon. X'in gerçekleşebilmesi için klorofil etkinliğine ihtiyaç duyulur. Doğrudur. Çünkü ışıkla kimyasal bağ enerjisi üretiyorsunuz, besin üretiyorsunuz. Cevabımız E seçeneği. Fotosentetik bir organizmada olaylardan hangisi gerçekleşmeyebilir? Bakın, karbondioksiti kullanıp besin üretirsiniz. Organik madde sentezlediniz bakın. Fotofosforilasyonla ATP sentezlersiniz aydınlık evrede. Bu karanlık evrede oluyordu değil mi? Bu aydınlık evrede oluyor. Karbonhidrat kullanımı karanlık evrede oluyor. Hadi bunları da hatırlatalım. Klorofil etkinliği aydınlık evrede oluyordu. Atmosfere serbest oksijen verilmesi. Hocam bu ya h kullanan bir canlıysa o zaman kükürt verir. Dolayısıyla gerçekleşmeyebilir. Ha, şunu da sorabilirsiniz. Su kullanıp da oksijen açığa çıkmayabilir mi? Şöyle reaksiyon sırasında oksijen açığa çıkar ama atmosfere vermeyebilir. Mesela düşünsenize solunum fotosentezden hızlıdır. Kendisi kullanır. Yani reaksiyon sırasında oluşan oksijen illa atmosfere verilecek diye bir şey yok ki arkadaşlar. Bitki oksijenli solunum yapmıyor mu mesela? Ama burada daha basit düşünelim. Hocam H2S kullanmıştır. Kükürt açığa çıkmıştır. O yüzden cevabımız E seçeneği. Fotosentez ve kemosentezde olaylarından hangileri ortaktır? Bakın ototrof canlılarda ne olursa olsun karbon kaynağı karbondioksittir dedik. Işık enerjisi fotosentezde. Oksidasyon ise kemosentezde söz konusu. Organik molekül sentezi sırasında inorganikten organik madde sentezi ki karbondioksit değil mi ona örnek. O yüzden bu 1 ve 3 ortak, 2 ve 4 ortak değil. Cevabımız B seçeneği. Ökaryot bir canlının birim zamanda kullandığı karbondioksit miktarındaki değişim grafikte verilmiş. Bakın tüketilen karbondioksit artmış. Tüketilen karbondioksit belli bir seviyede devam etmiş. Tüketilen karbondioksit artmış. Burada fotosentez var arkadaşlar. Tamam mı? Hani karbondioksit dememiş. Tüketilen karbondioksit demiş. T1'de birim zamanda üretilen glikoz miktarı T2'den fazladır. Hayır. Çünkü T2'deki değer bakın daha fazla arkadaşlar. Doğru mu? T2'de fotosentez durmamış. Tüketilen karbondioksit sabit bir seviyede devam etmiş. O o miktarda devam etmiş arkadaşlar. T3'te fotosentezde besin üretmek için harcanan ATP artmıştır. Bakın çünkü burada karbondioksit tüketimi daha hızlı. O yüzden cevabımız ne oldu? Yalnız 3. Aşağıdaki grafikte fotosentez hızı ile ışığın farklı dalga boyları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Klorofil D1 dalga boyundaki ışığı diğerlerinden daha fazla soğurmuş olabilir. Bu nedenle fotosentez hızı daha yüksektir sonucuna varabiliriz. O yüzden bir doğru olmuş oldu. D4 dalga boyundaki ışık kızıl ötesi ışık olabilir. Bunun zaten sonucu olarak arkadaşlar yani ben şunu biliyorum. Kızıl ötesi ışıkta fotosentez gerçekleşmediği için burada herhangi bir yükselme durumu olmamış. O yüzden bu da doğru. D2 dalga boyunda birim zamanda kullanılan karbondioksit miktarı D3 dalga boyunda kullanılandan kesinlikle fazladır diyor. Ne olacak? Bakın fotosentezin daha yüksek gerçekleştiği yer D3. Bununki D2 daha küçük değil mi? Tam tersi olmalıydı. O yüzden 3 üçüncü öncülümüz yanlış olduğu için cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor.